Herkese merhaba. Öğrenci Baksana'nın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Cihan var bizimle beraber. Rica etsek kendini izleyicilerimize biraz tanıtabilir misin Cihan? Tabii, ben Cihan, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Şu an özel bir şirkette satın alma üzerine çalışıyorum. Süper. O zaman dilersen yavaştan sorularımıza geçelim. Sana sorularımız var dil okulu ile ilgili. İlk sorumuz dil okul tecrübeni hangi ülkede ve hangi şehirde yaşadın? Aslında şöyle, yani bu dil okuluna gitmeye karar verdiğim zaman aklımda iki yer vardı. Birisi Amerika, birisi de İngiltere'ydi. Hem kısa süreli gideceğim için hem de daha yakın olmasını istediğim için aslında İngiltere'yi tercih ettim. İngiltere'de de yine dediğim gibi kısa süreli gideceğim için direkt merkez olsun ve Londra olsun diye tercih ettim. Peki bu dil okuluna giderken hangi aracı firma ile gitmeye hak kazandın ya da işte gidebilmek için hak kazanmak için neler yapmamız gerekiyor? Firmayı önerir misin gibi sorular da var. Aslında birkaç firmayı araştırdım. Daha hızlı olsun diye ve vize işlemlerini benden bağımsız bir şekilde kolay hallolsun diye bir firmayla açıkçası çalıştım. Ben akademik firmasını aslında tercih ettim. Hem tanıdığım kişiler vasıtasıyla hem de daha önce adını duyduğum için firmayı tercih ettim. Firmayla yaşadığım aslında herhangi bir problem yoktu. Sadece bazı konularda bir ters düştük diyebilirim. O da şeydi, yani İngiltere'den mi kaynaklı onu tam olarak bilmiyorum ama ben okula bir kapora yatırdım. Konaklama tercihimi belirttim. Daha sonra benim tercihim haricinde aslında bir konaklama seçeneği çıktı. Ondan dolayı hani firmayla biraz böyle zaman zaman anlaşamadığımız noktalar oldu ama zannedersem her firmada olan bir durum. Hani yine olursa yine öneririm başka bir insana da o firmayla hani gidilebileceğini. Peki tahmin edersin ki şu an özellikle öğrenciler için ekonomi her şeyin önüne geliyor ne yazık ki. Kurs masrafı işte aylık oradaki kendi harcamaların masrafları hani böyle bir ortalama ne kadardı genel olarak böyle bir bilgi verebilir misin bize? Ya şimdi zaten İngiltere şey pound'dan dolayı tabii Türkler için biraz pahalı bir yer kalıyor ama ya genel olarak zaten aslında her yer pahalı. Çünkü bazı avantajları var. Atıyorum uçak bileti daha ucuz Amerika'ya göre ama yaşam masrafı biraz daha pahalı. Ben bu noktada İngiltere'deyken aslında maddi açıdan giderken tek yaptığım doğru bence olan şey TL olarak düşünmemek. Yani çünkü orada gitmeden önce ben şeyi sordum. Hani bir orada yiyeceğim bir yemek ne kadar, işte su ne kadar. Hani onları aslında düşünerekten kendime günlük bir bütçe ayırdım. Ve ayırdığım bütçe yaklaşık olarak günlük 40 pound'du. Ama günlük 40 pound dediğim gibi hani çok rahat bir şekilde orada yaşayıp gerçekten 3 öğün yemeğinizi dışarıda ve güzel bir restoranda yiyebileceğiniz şekilde bir bütçeydi. Ve ben onları gideceğim süreyle çarparak aslında bir bütçe ayırdım. Tabii onun yanında okul masrafı ya da işte konaklama masrafı gibi ek ücretler de eklenince yani yaklaşık bir 2000 pound 3 haftalık dil kursu için bir 2000 pound gitmiştir. Tabii üstüne hani alışveriştir almak istediğiniz bir şeyler olursa ekstra ekleniyor ama genel basic giderler olarak 2000 pound gitti. Tamam, süper. Peki bu dil okuluna gittiğin kursun derslerinde herhangi bir zorluk çektin mi? Yani gitmeden önce İngilizce seviyen nasıldı ya da işte geliştirme fırsatı gerçekten bulabildin mi? Gitmeden önce şuna dikkat ettim. Şeyde de firmayla da aslında bunu konuştum. Genelde şimdi Türk öğrenciler tüm dil okullarına gidiyor ama ben genelde Türk öğrencilerin az olduğunu düşündüğüm ya da az olmasını istediğim bir yeri tercih ettim. O yüzden ilk tercihim şeydi. Hani Türk öğrenci az olsun, genelde yabancı insanlar olsundu. Gitmeden önce ben İstanbul'da da Galatasaray Üniversitesi'nde dil kursunu aldım. Oradayken seviyem B1'di. Bitince direkt oraya gittim ve oradaki seviyem de B1 çıktı. Ve direkt zaten sınava olduğum gün bir sınıfa alındım. Şimdi orada şöyle bir şey, yani zaten mecburen İngilizce konuşmak zorundasınız. Yani zaten bir zor durumda kalsanız bile Türkçeyi zaten anlayacak hiç kimse yok. Ya yani o yüzden
hani İngilizceyi bildiğiniz kadarıyla bile konuşsanız bir şekilde anlaşabildiğinizi gördüm. Çünkü orada mesela atıyorum geçmişle ilgili bir şey anlatabilirsiniz. Onu bir tane tense'le de anlatabilirseniz anlaşılıyor. Onu dört farklı tense'le de anlatırsanız anlaşılabiliyor. O yüzden gittiğim zaman aslında çok zorluk çekmedim. Yani korktuğum kadar olmadı öyle söyleyeyim. Çünkü giderken işte bana havaalanından transfer istiyorsanız alın dediler. Hani İngilizce ile ilgili. Ben onu da mesela almadım. Hani başıma ne gelebilir ki dedim ama gerçekten yani metroda, kartta, onda, bunda her şeyi sormak zorunda kaldım. İlk başta gittiğimde hani translate ile yapıyordum ama sonlara doğru artık o iyice oturmaya başladı. Süper. Yani o zaman şey diyebilir miyiz? Derdimi anlatacak kadar biliyorum seviyesi ilk aşama için yeterli bir seviye. Ya evet, zaten biz bence Türk insanlarında ya da bizim yaşımızdaki insanlarda şey çok fazla var. Türkiye'de ben biriyle konuşursam ya işte gülünç duruma düşerim ya da işte yanlış konuşurum gibi bir şey olduğu için genelde konuşamıyoruz. Ama oraya gittiğimde şeyi fark ettim. Hani konuşabiliyorsun. Yani gerçekten konuşabilirsin ve hani belki onlar bile %100 grameri doğru kullanmıyor ama bir şekilde konuşuyorlar. O algın biraz kırılıyor ve o utangaçlığın gidiyor diyebilirim. Süper. Peki sonuçta farklı bir ülkeye, farklı bir şehre gittin. Bu şehirdeki kültürel ve sosyal hayattan birazcık bahsedebilir misin? Yani sana bu anlamda kattığı şeyler var mı? Ya da sosyal ve kültürel anlamda? Yani şöyle, İngiltere özellikle, yani şimdi Avrupa ülkeleri biraz daha aslında Türkiye'ye benzer bir kültürel yapısı var ama İngiltere'ninki farklı. Yani kültürel haricinde bir kere hava durumu bile aslında farklı. İlk gittiğimde benim zorlandığım noktalardan birisi bu gündüz süresiydi. Şimdi Türkiye'de gündüz süresi 10 saat ise orada 16 saat. Ve oraya gittiğimde ben uyku problemi çekmedim ama gün sanki bana 36 saatmiş gibi geldi. Yani böyle çünkü akşam 10.30'da güneş artık böyle batmaya başlıyor. Sonra geri 2.30-3'te tekrar doğmaya başlıyor ve bu tamamen karanlık bir evrede değil. O yüzden ben okul haricinde mesela oradayken çok zamanım varmış gibi hissettim. Kültürel ve yemek konusunda biraz zorlandım açıkçası. Çünkü tamamen farklı bir, bence yemek kültürü farklı çünkü bir kere bana ağır geldi yani öyle söyleyeyim. Ama şöyle bir alternatif var, istediğiniz her bir mutfaktan yani Türk mutfağı da dahil her yerden restoran bulabiliyorsunuz. Ve benim deneyimime göre Londra'ya gittiğiniz zaman insanların en büyük korkusu işte British aksanı. British aksanında ben giderken asla anlamayacağım, hani anlaşamayacağım diye korktum ama Londra'da merkezde British aksanıyla denk geldiğim insan sayısı çok azdır. Herkes normal Amerikan İngilizcesi konuşuyor ama böyle Cambridge, Brighton gibi lokal yerlere gittiğinizde biraz daha tabii o British İngilizcesi daha da artmaya başlıyor ama o bile korkulacak bir şey değil. Hı-hı. Ama maksimum 4 günden sonra tamamen alışıyorsunuz öyle söyleyeyim. Süper. Peki genelde böyle şey algısı vardır ya, yurt dışında işte dil eğitimine gittiğinizde oradaki arkadaşlarınız oluyor, işte çok güzel bir sosyal hayat, çok iyi anlaşıyorsunuz vesaire. Bunun gerçek yüzü deneyimlemiş biri olarak nasıl, gerçekten arkadaş edinebilmek kolay mı veya nasıl bir eğlence ortamı oluşuyor? Bunlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Şimdi oraya gittiğimizde zaten herkes şey mantığıyla gidiyor. Arkadaş edinmeliyim, birileriyle konuşmalıyım, İngilizcemi geliştirmeliyim mantığıyla gittiği için zaten herkes bir kere arkadaşlar çok açık. Yani onu söyleyeyim. Yani gidince zaten hani yalnız kalmak, tek başınıza kalmak çok zor bir durum. Eğer çok geçimsiz biriyseniz, geçimsiz biri değilseniz. Ama şöyle, ben mesela ilk gittiğimde, sınıfa girdiğimde işte önce tanışıyorsun. Tanıştıktan sonra okul, burada okul faktörü de çok önemli. Çünkü okul tamamen seni şeye teşvik ediyor. Yeni insanlarla tanışmaya, sadece sınıfın değil, sınıfın haricindeki insanlarla sohbet etmeye. Ben gittiğimde direkt zaten bize bir tane online bir şey açıldı, site açıldı. O online siteden her gün bir program var, her gün bir etkinlik var. Atıyorum sinema, bowling, işte her cuma bir pub etkinliği var. Oraya gittiğinde zaten birileriyle tanışabiliyorsun, hani birileriyle konuşuyorsun. Hani o yüzden yalnız kalma gibi bir şeyin hiç yok.
Bir de benim mesela okulda ben yoğun İngilizce almıştım. Yoğun İngilizce aldığım için öğleden sonra da benim dersim vardı ama öğle arasında böyle 1,5 saatlik bir yemek molam vardı. Ders sonuna doğru böyle sınıftakilerle şey konuşuyorduk. Hani yemek yiyecek misin? Yer misin? Bir anda 10-15 kişi hemen orada mesela yakın bir yere gidiyorduk, yemek yiyorduk. Ya da işte sandviç alıp parka gidiyorduk. Sonra geri derse geliyorduk. Hani o yüzden arkadaş bulma konusunda çok rahat olabilir herkes, öyle söyleyeyim. Hele ki İngiltere'de yani sınıfın haricinde dışarıdaki hayatta da insanlar konuşmaya çok açık. Hani hemen ben şey denk geldim mesela, elimde işte harita, navigasyon açık bir yere gitmeye çalışıyorum. Ve biri sürekli bana şey diyor, hani nereye gideceksin, yardım edeyim mi? Hani nereye gideceksin, yardım edeyim mi diye. O yönden çok sıcakkanlılar. Peki böyle şehrin eğlence anlayışı nasıldı? Hani böyle buradan gidecek olan arkadaşlarımız böyle genel olarak okul haricinde de eğlenebilmek için neler yapabilir, nasıl fırsatlar edinebilirler ve bunlar hakkında da ufak bir bilgi verebilirsen. Şimdi şöyle, İngiltere'de zaten bütün müzeler ücretsiz. Şimdi okuldan sonra istediğin müzeyi ücretsiz bir şekilde gezebilirsin. İkincisi, şehir zaten jeopolitik olarak dümdüz. İstediğin yere yürüyebilirsin. Ha, yürümek istemiyorsan da her yere zaten metro, otobüs var. Çok kolay, rahatlıkla bir yere ulaşım sağlayabilirsin. Şimdi orada zaten hava çok geç karardığı için insanların eğlence anlayışının saati bizim Türkiye'den farklı. Bizim Türkiye'de atıyorum belki 11 ile 3 arası, 10 ile 2 arası bir eğlence anlayışı varsa İngiltere'de 7 ile 12 arası. İnsanlar direkt şey işlerinden çıkıyor. Pub kültürü var zaten orada. Herkes işte pub'a gidiyor, işte birasını alıyor, içeceğini alıyor ve dışarıda ayakta sohbet ediyor. Ve bu atıyorum 7'den 12'ye kadar sürüyor. Ben gitmeden önce böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Ben gitmeden önce şey demiştim, ya gece hayatı bence yoktur. Hani çok böyle eğlenceli bir yer değildir diye düşündüm ama gerçekten inanılmaz eğlenceli ve gece hayatı çok çok güzeldi. Ben çok sevindim. Peki dil okuluna gittiğin şehri dil okuluna gidecek olan arkadaşlarımıza önerir misin? Bir de hangi okula gitmiştin? Okulu da önerir misin? Neden önerirsin? Bunlar hakkında son olarak cevap verirsen. Yani şöyle, İngiltere'ye, özellikle İngiltere'nin her bölgesini öneririm. Ama eğer ben 3 hafta gittim, eğer kısa gidecekse Londra'yı öneririm. Yani yoksa işte Brighton, Cambridge, Oxford var ama kısa süreli gitmek için bence Londra'ya gidilmeli kesinlikle. Gittiğim okulda St. Giles okulun adı. Türk oranı diğer okullara göre daha az. Ve eğitim sistemi bence çok iyiydi. Bir de şey olanağı sunuyor. Mesela ben 3 haftalık bir eğitim aldım ama benim mesela Ocak ayına kadar online ben eğitimlere devam edebiliyorum. Hani buna da dikkat ettim açıkçası. O yüzden benim açımdan çok iyi oldu. Şu an mesela Türkiye'deyim ama online derslere girebiliyorum. Ve istediğimde aslında hocaya da mail atabiliyorum, bir şeyler sorabiliyorum. O yönden çok iyi. Diğer şehirlerine gittim açıkçası. Cambridge, Oxford, Brighton'a gittim ve gittiğimde şey dedim, İyi ki Londra'ya gitmişim. Çünkü gerçekten zaten oralar Londra'ya yarım saat, bir saat uzaklıkta. Ama mesela orada 3 hafta geçirmek istemezdim. Çünkü tamamen o şey odaklı, İngilizce öğrenme odaklı. Hani eğlence odaklı hiç değil. Ama eğer ki ben eğleneyim, bir yandan da İngilizce öğreneyim, hani tatil de yapayım diyorsanız Londra. Ama yok, ben sadece İngilizce öğreneyim, hiç eğlenmeyeyim, full İngilizce konuşayım. Hatta aksanımı da British aksanı istiyorum diyorsan da Cambridge ve Oxford. Peki benim bir sorum var son olarak. Gittiğin okulda, eğitim aldığın okulda hani olumlu şu vardı, olumsuz şu vardı böyle bir objektif değerlendirebilirsen eğer böyle birkaç maddede. Yani olumsuz yanlarını da öğrenmek isteyecektir eminim arkadaşlar çünkü varsa eğer. Onlardan da kısaca bahsedebiliriz. Ya aslında olumsuz yanı çok şu an aklıma gelmedi. Onun büyük ihtimal sebebi çok kısa bir eğitim sürecimin olmasıydı. Yani 3 haftalık eğitim sürecinde çok olumsuz bir şeye denk gelmedim. Tamamen zaten hani olumlu şeylerini gördüm açıkçası. Bir de okuldan aldığınız eğitime bakılacak olursa eğitim olarak çok iyiydi.
Hani düşündüğümde gerçekten sonradan döndüğümde de ya şu okulun bu yönü kötüymüş demedim. Hatta şeyi fark ettim. Başka okullardan arkadaşlar da edindim aslında. Çünkü atıyorum bir cuma tüm oradaki okulların bir etkinliği vardı ve diğer okullarda fark ettiğim şey şu. 15 kişilik sınıfın 10 kişisi Türk. Şimdi benim sınıfımda 15 kişiydik. Sadece 4 tane Türk vardı. Ve Türklerin hepsi şey kafasında. Türklerle arkadaş olmamalıyım ve Türkçe konuşmamalıyım kafasında olduğu için hani o yönde de Türkler bile kendi arasında İngilizce konuştu. Olumlu yanları bence eğitim şeyi çok iyiydi. Çünkü hem tablet kullanımı hem işte genel kullandığı materyaller çok öğretici ve iyiydi. Hem ders dışında da sosyal hayatta da bence çok konuda yardımcı oluyordu. Hocaları, ben mesela gittiğimde konaklama ile ilgili aslında problem yaşadım. Ben çünkü aile yanı konaklamayı tercih ettim. Aile yanı konaklamada aileyle anlaşamadım ve daha sonra değiştirmek istedim ve anında bana yardımcı oldular. Hani hemen bir yer ayarladılar. Ya o yüzden okulun aslında çok olumlu. Yer olarak da çok iyiydi. Çünkü İngiltere'de Londra'da böyle zon 1, zon 2, zon 3 diye böyle zonlara ayrılmış. Benim okulum zon 1'di. Zon 1 dediğimiz tamamen böyle merkezi aslında bir yer. O yüzden okulun yeri de o yönde çok iyiydi. Dediğim gibi olumsuz şu an aklıma bir şey gelmedi ama uzun süreli eğitimlerde belki daha çok olumsuzlukları görülebilir. Tabii muhakkak. Bizim sorularımız bu kadar. Eğer senin arkadaşlarımız için eklemek istediğin herhangi bir önerin, şunu yapın, bunu yapmayın gibi bir şeyin varsa son olarak onları alabilirim senden. Yani benim açıkçası önerim bu zamana kadar dil kursuna gitmekle ilgili maddiyatla ilgili kafamda hep soru işaretleri vardı. Değer mi, değmez mi, işte gitsem çok işe yarar mı, yaramaz mı gibi ama şunu gördüm. Kesinlikle gidilmesi gerektiğini gördüm. Ne kadar önce gidilirse o kadar iyi olduğunu gördüm. Şu an ben çalıştığım için kısa bir süreliğine gidebildim ama eğer ki ben üniversitede okuyan hani öğrenci olan biri olmuş olsaydım minimum 3 ay giderdim. Minimum 4 ay giderdim. Çünkü sonradan hele ki iş hayatına başladığınız zaman bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu çok anlaşılıyor ve anlıyorum da. O yüzden yani benim tavsiyem fırsatı olan herkesin gitmesi. Diğer bir önerim de eğer gitmeye karar veriyorsanız ve gerçekten aylar öncesinden hazırlığa başlıyorsanız yani minimum 6 ay öncesinden ve o vize evraklarını da ben hallederim diyorsanız okulu arayın, okuldan yazışın, öyle bir dil kursu alın. Konaklamayla ilgili de yazışın, öyle konaklamanızı ayarlayın. Eğer ki siz kendi başınıza konaklamayı ve okulu ayarlarsanız benim bu dediğim 2000 poundluk bütçeniz 1500 pound'a kadar düşüyor. Çünkü aracı firma olduğu zaman da atıyorum orada bir komisyon ödüyorsunuz. Eğer okul kendi konaklamayı ayarlarsa o arada bir fark alıyor gibi şeyler oluyor. O yüzden kendinizin ayarlaması bence her zaman maddi açıdan çok daha iyi. Ama rahatlık açısından her zaman firma ile gitmek çok daha avantajlı. Peki çok teşekkür ederiz. Umarım dil Teşekkür ederim. okuluna gitmek isteyen arkadaşlar için çok Umarım. bilgilendirici bir video oldu. Aramıza katıldığın için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.